Öyleyken ha dün yapılan açıklamalarda asgari ücreti iyi tamam zam yapıldı %50 oranında ama dediler işveren şimdi işçi çıkartmaya başlayacaklar. Onu yasaklayamazlar mı acaba yeniden? Ya da kayıt dışı ekonomi sana asgari ücret yatırıyormuşum gibi yapalım kağıt üstünde sen bana paranın bir kısmını iade et ya da kapı orada derse patron ne olacak? Asgari ücretin biraz üstünde maaş alanlar var. Muhabir arkadaşlarımız var. Medyada da var. Her yerde var. Her sektörde. Beyaz yakalılar, biz beyaz yakalılar. 5 bin, 6 bin liraya çalışanlar. Onların durumu ne olacak? Bir de asgari geçim indirimiyle ilgili bir kaos var ortada şu anda. Asgari geçim indirimi uygulanmaya devam edilecek mi asgari ücretliler için? Yoksa o iş bitti mi? Ya da bir cebimizden aldıklarını diğer cebimize mi koydular? Ya da şöyle söyleyeyim, iki cebimizden birden mi almaya devam edecekler? Asgari ücretli bile çalıştırmakta zorlanacağız ki yani şimdi asgari ücretli çalışan personelin maaşı 4.250 oldu. Şimdi bu adamlar benim yanımda usta olarak çalışıyor. Ben bu adamlara kaç para vereceğim yani? Bugün devletin öğretmeni kaç para alıyor? 6.000 lira, 7.000 lira, öyle değil mi? Devlet memuru bu. Polis kaç para alıyor? O maaşları alıyor yani. Şimdi nasıl yapacağız? Nasıl olacak? Nasıl bir orantı oldu yani? Çok dengesiz bir orantı oldu. İşveren düşünüyor, usta kalifiye elemanla asgari ücretlinin maaşını nasıl dengeleyeceğini. Asgari ücret %50 artışla brüt 5.004 lira, net 4.253 lira oldu. Sadece eleman maliyetiniz ne kadar oluyor sizin? 40 bin lira geçiyor. Sadece 40 bin lira elemanlara ödediğiniz maliyet. Evet. Bu zamla birlikte tabii 40 bin liradan çok daha fazlasına çıkıyor değil mi? Hesapladınız mı yoksa? Zamla çıkıyordu. Yani çıkartacağımız için yani bir 10-15 lira da arttıracağız yani eleman çıkartacağız. İşverene toplam maliyeti ise sigorta ödemeleriyle birlikte 5.879 lira. Ancak buna yol yemek gibi maliyetler de eklendiğinde bir işçinin maliyeti 6.000 liranın üzerine çıkıyor. Ya en kötü 6.000 lira yani 6.000 liradan aşağı şu an işçi maliyetleri yok. O da vasıfsız hani komi arkadaşlar o. Asgari ücretliler için artık evli, bekar, çocuk bunun bir önemi kalmayacak. Çünkü vergi olmadığı için agide olmayacak. Yeni düzenlemeyle gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldı. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 liralık ilave bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Şu anda hesaplarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği 450 lira gibi bir rakam ortada yok. Zaten vergi olmazsa agi olmaz. Bu nedenle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği 450 lira da biraz kafaları karıştırdı. Kafaları karıştırdı çünkü gelir vergisi aslında işçiye agi ücreti olarak yansıtılıyordu. Bu ücret çalışanın cebinden alınmış oldu. Asgari ücretin üzerinde çalışanlarsa agi ücreti almaya devam edecek. İşverenin üzerindeki asıl yükü sigorta prim ücretleri oluşturuyor. Ben 5 aydır Bağkurumu ödeyemedim. Ödeyemiyorum çünkü elemanımın sigortasını ödemek zorundayım. Ödemezsem çalışmaz adam. 2019'da 150 liralık, 2020'de 75 lira, 2021'de 75 lira sigorta prim desteği vardı kişi başına işverenlere. 2022 yılında sigorta prim desteği olacak mı? Bu durum şu anda net değil. Belirsizlikler devam ederken net olan bir şey var. Maliyetler karşısında yaşanacak iş kaybı. Çalışacağım firmaya teklifimi verdim 17 liradan. Bir hafta sonra gittim kumaşın metresi olmuş 30 lira. Ben nasıl döneceğim ki elemanım nasıl dönsün? Part-time çağırmayı düşünüyorum. 3 gün birisi gelsin, 2 gün birisi gelsin veyahut 3 gün biri, 3 gün biri gelsin. Haftanın bir günü zaten tatil. Terzi Yılmaz İncesu 2 kişi çalıştırıyor yanında dolar karşısında. Her gün maliyetleri artıyor. Kendi Bağkur'unu ödeyemiyor, çalışanlarının sigortasını ödüyor ancak maliyetler karşısında o da zorlamaya başladı. Yeni gelen zamla birlikte bir işçinin maliyeti yemek dahil 6.000 lirayı geçince şimdi kara kara düşünüyor. Elemanlarını yarı zamanlı çalıştırmaya başlayacağını söylüyor. Yani ya çıkaracağım elemanımın bir tanesini ya da part-time çağıracağım. Kaç eleman çalıştırıyorsunuz? Şu anda 2 eleman çalıştırıyorum. Bir ustam var, bir de yardımcımız var. Buna rağmen zorlanıyorum. Buna rağmen zorlanıyorum. Yani adamın haftalığını veremiyorum ki. Hani esnaf böyle, asgari ücretli öyle, işsiz, işsiz ne yapsın? Çiftçi, çiftçi ne yapacak? Mazota, gübreye, yeme, sürekli gelen zamlar karşısında çiftçi çaresiz.
Kemal Sunal filmlerine döndü bizim hayatımız diyen bir çiftçiyle karşılaştı muhabirlerimiz bugün sokakta. Mikrofon uzattılar, bir dokundular, bin ah işittiler. Ama ne yapalım? Hani hayat devam ediyor, mücadele devam ediyor. Karnını doyurmak zorunda bir taraftan. Bakmakla yükümlü olduğu çoluk çocuğu var. Moralini sağlam tutmak durumunda. Bakın ne diyor? Rahmetli Kemal Sunal'ın bütün filmlerini görüyorsunuz. Yani hani ağaların garibanlara yaptığını, üsttekilerin fakirlere yaptığını sizler de görüyorsunuz. Aynı onları yaşıyoruz şu an. Gerçekten rahmetli Kemal Sunal'ı şimdi rahmetle anıyorum. Yani rahmetli Kemal Sunal'ın bütün filmleri şu an gerçekleşiyor. Siz ne kadar maaşla geçiniyorsunuz? Yani işte, ben çiftçiyim. Arada çiftçi memura misafirliğe geldim. Ya saman kilosu, yeşil saman şu an 2 lira 225 kuruştan satılıyor. Beyaz saman 1 lira 25 kuruştan satılıyor. Hayvanın değeri düşük zaten. Sattığımız bir ineği besleyemiyoruz. Şu an bunu üsttekiler ya da milletvekillerimiz falan dile getirmiyor. Ne durumda şu anda çiftçi? Ne durumdasınız? Şu an çok berbat bir durumda. Çiftçi zaten dibe kadar batmış. Ben geçen sene bu mevsimde yaklaşık 100 tane hayvanım vardı. Şu an ahırımı ikiye böldüm, içinde soba yakmışım hayvanlar üşümesin diye. 7 tane hayvan besliyorum. Besleyemiyorum. Saman satın alıyorum. Ne kadar zamandır çiftçilik yapıyorsunuz? Ya uzun bir zamandır. Baba mesleği. Babadan çocuğa kalma. Şimdi göründüğü gibi değil. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Üsttekiler diyor şöyle böyle. Özellikle iktidar mesela. İktidar şu an gerçekten hala da o koltukta durması yani çok abes duruyor. Ben olsam yani çıkarım halkın karşısına kardeş. Valla ben bu işi yapamıyorum. Beni bırakın ben gideyim. Ne istiyor çiftçi? Ne bekliyorsunuz? Ya çiftçi ne bekliyor? Bu özellikle mesela para değerinin yükselmesini bekliyoruz. Çiftçilere ya bırakın desteği. Bu pahalılığı önlesinler. Biz yapalım işimizi. Mesela buğdayın kilosu sonbaharda 1 lira, 1,5 lira en fazla 2 lirayı buluyordu. Şu an 6 lira, 8 lira, 7 lira o civarlarda. Altından kalkamıyor mu çiftçi? Kalkamıyoruz. Şimdi gübreye bakın ya. %1000 artıyor. %1000 artan bir gübre varken halk yani çiftçi nasıl çalışsın, nasıl baksın? Adınız soyadınızı söyler misin? Servet, ismim Servet, soyadım Ararat. Ağrı'dan geldin. Ağrı'dan geldim. Ben buraya misafirliğe geldim. Taziye vardı. Ağrılı çiftçiyi dinlediniz. Halk ana haber bülteninde yaklaşık 2,5 dakika boyunca CHP Genel Başkanı'nın konuştuğu süre kadar. Herkesin bülteni bu. Herkese. Hiçbir hiyerarşi olmadan herkese açık, herkesin söz hakkını kullandığı bir bülten. Bir kez daha ineleyeyim. Profesör Demirtaş, sizinle ilgili söylenenler doğru mu? Asgari ücrete zam yapılmasın mı dediniz? Belki bağlanmak ister. Az evvel CHP lideri Kılıçdaroğlu yayında söylediklerini tweet olarak da atıyor, Twitter'da paylaşıyor. Bu arada HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da tweet atıyor. O da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi seçim dışında hiçbir şey çözemez. Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır diyor. Kılıçdaroğlu'nun tweetini de sizinle paylaşayım hemen. Gerçi ekranda da söyledi aynı sözleri. Hemen bakalım. Diyor ki TÜSİAD başkanını aradım. Ülke yangın yeri. Akli melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık. Herkes. Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken kendilerinin gitme olasılığını millete göstermektir, diyor CHP lideri Kılıçdaroğlu'da. Önlem diye açıkladıkları şey, stokçularla mücadele edeceğiz. Bizimle bir ilgisi yok stokçularla. Onlarla derdinizi görün, diyorlar. Stokçunun tanımı nedir? Mesela zam gelecek diye bulabildiği bütün Türk kahvelerini alan kahve bağımlısı mıdır? Ya da zam gelecek çocukları alamayız deyip eve 10 litre süt alan mıdır stokçu? Stokçu kimdir? Stokçular kimlerdir? Bu cezalar göstermelik mi, caydırıcı mı? Meclisten geçirdiler teklifi. Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak daha doğrusu komisyondan geçirdiler. Stokçulara cezalar geliyor. Peki yeterli mi? Ya da çözüm mü? Sen mi stokçuluk yapıyorsun? Bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Bir ülkede stokçuluk
stokçuluğun olduğunun tespiti o ülkenin kötü yönetildiğinin tescilidir. Ya Sayın Erdoğan, stokçu dediğiniz sizin hatalı politikalarınız, kötü yönetiminiz yüzünden fiyat istikrarının kalmadığı bir ülkede neyi kaçtan satacağını bilemeyen gariban esnaf ya. Ne yaptığını